Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Melis. Ben Enes. Fark ettiniz mi? Bu ara hemen hemen herkes çeşit çeşit videolar oluşturup Facebook'ta, Instagram'da, YouTube'da, Snapchat'te, TikTok'ta, Twitter'da hatta WhatsApp'ta bunları paylaşıyorlar. Bize dedik ki neden bizim izleyicilerimiz de harika videolar hazırlayıp paylaşmasın? Zaten çekim teknikleriyle ilgili videolar çekiyoruz. İşte şimdi bu çektiklerimizi montajlamayı öğrenmeye başlayalım. Evet, ve bu videomuz ile de video kurgulamayı en temelinden öğrenmeye başlıyoruz. Evet, yani bu konseptimize her yeni video geldiğinde hep beraber çok daha iyi içerikler üretiyor olacağız. O zaman hadi başlayalım. Başlayalım. Bu videomuzda telefonumuzu kullanarak montaj yapacağımız uygulamanın adı CapCut. Bu uygulamanın birçok alternatifi var. Evet, ama bu uygulama hem tamamen ücretsiz olduğu için hem de şu an en popüler montaj uygulaması bu olduğu için CapCut'ı kullanacağız. Ki zaten bu tip uygulamalar genel olarak birbirine benzediği için temel mantığını bir kere anladığınızda daha sonra başka bir uygulama kullansanız bile sizin için artık daha kolay olacaktır. Bu videoda CapCut'ın temel işlevlerini kullanarak basit montaj yapmayı göreceğiz. Ve bundan sonra çekeceğimiz videolar için de bir temel atmış olacağız. Ha, ben bu videoyu izlerim ama ileride unuturum derseniz de videomuzu bir şekilde kaydedip daha sonra ihtiyaç duyduğunuzda dönüp tekrar izleyebilirsiniz. Hadi şimdi montaja başlayalım. Evet, uygulamayı açtığımızda bizi ilk olarak bu ekran karşılıyor. Buradan yeni proje kısmına tıklayarak videomuzda kullanmak istediğimiz video ve fotoğraflarımızı seçebiliyoruz. Evet, biz bu videomuzda Antalya Düden Park'ta öylesine çektiğimiz videoları kullanacağız. Hatta ben Düden Park'ta bir klasör altına topladım ki karışıklık olmasın diye. Evet, videolarımızı toplu bir şekilde seçmek için de bu sağ üst köşelerinde bulunan yuvarlaklara tıklayabiliyoruz. Evet, o seçimi yaparken ben de şundan bahsedeyim. Eğer elinizdeki videolar uygulama için ağır gelirse bunları işleyebilmek için uygulama videoları sıkıştırıyor ve bu biraz süre alıyor. Ama bu süre dolduğunda uygulamanın kurgu ekranına geçebiliyoruz. Evet, tüm videolarımızı seçtik. Şimdi ekle butonuna basıyoruz. Evet, seçtiğimiz dosyaları projemize ekledik. Şimdi ilk olarak projemizin formatını, yani en boy oranını belirlememiz gerekiyor. Hemen buradan format kısmına geliyoruz. Burada göreceksiniz programda birçok farklı en boy oranı, farklı farklı formatlar var. Ama mesela siz Instagram'a story atacaksınız ya da Reels, belki TikTok videosu. O zaman buradan 9-16'yı seçebilirsiniz. Yok, eğer yatay bir formatta bir şey paylaşmak istiyorsanız da 16-9 gibi bir format seçebilirsiniz. Biz bugünkü projemizi kare bir formatta istiyoruz. O yüzden buradan birebir oranını seçtik. Mesela şu an bizi izlediğiniz bu video 16-9 yatay formatta bir video. Hatta size şunu söyleyeyim. Dedik ya CapCut'ta basit montajlar yapıyoruz diye. Mesela bizim kanalımızın ilk 5 videosunu sadece CapCut uygulamasıyla montajlamıştık. İsterseniz onları da göz atabilirsiniz. Formatımızı, yani en boy oranımızı belirlediğimize göre şimdi tuvalimizi belirlememiz gerekiyor. Tuval kısmına tıkladık ve şimdi videomuzu biraz küçültelim. Gördüğünüz gibi videomuzun arka planı siyah görünüyor. İstersek uygulamada bu arka planın rengini değiştirebiliyoruz. Mesela sarı, yeşil, kırmızı gibi bir renk seçebiliyoruz. Veya bu bizi tatmin etmezse uygulama içerisindeki farklı desenli arka planlardan birini de yine arka plan olarak tercih edebiliyoruz. Ayrıca bunları da beğenmediysek o zaman istediğiniz görseli arka plan olarak uygulamaya atayabiliyorsunuz. Şuradaki resim ikonuna tıklayarak. Ama biz en çok böyle Instagram'a falan story atarken bulanıklaştırma özelliğini kullanıyoruz. Bu özellik ile o anki videomuzun arka planına o videonun bulanık halini yerleştirmiş oluyor. Evet, tuvalinizde seçmiş olduğunuz ayarı projenizdeki tüm videolara uygulamak isterseniz de şuradaki tümüne uygula seçeneğine tıklayabilirsiniz. Evet, tuvalimiz, yani arka planımızı belirlediğimize göre yavaştan bu montaja bir geçelim. Evet, montajda en önemli şeyden bir tanesi nedir? Video sıralaması, değil mi? Evet, şimdi birçok videomuz var elimizde. Hangisi başta olacak, hangisi sonda olacak, hangisi ortada duracak? İşte bu sıralamayı belirlemek için videolarımızın üzerlerine basılı tutarak ve sağa sola kaydırmak suretiyle bunların sıralamalarını belirleyebiliyoruz. Yapalım, birkaç tane örnek olsun. Üstüne basılı tutuyoruz, sağa sola kaydırıyoruz ve artık sıralaması değişti. Şimdi videolarımızdan bir tanesini belirleyelim. Mesela o videoyu biz beğenmemiş olalım. Ya bu projeden çıkaralım dedik. Seçtik mi bir tanesini? Seçtik. Fark ettiyseniz biz bir tane videoyu seçtiğimizde altında, üstünde ve sağında, solunda çizgiler oluştu. Bu yapacağımız işlemi o video üzerinde yapacağımız anlamına geliyor ve biz şimdi sil seçeneğini tıklayalım.
tıkladık. Ve artık o videomuz projemizden atılmış oldu. Ama biz dedik ki pişman olduk ya, olur mu öyle şey, o video çok güzelmiş. Bir anda aklımız başımıza geldi. Hemen geri al butonuna tıklayarak bu hatamızı telafi edip geri almış olabiliriz. Bu çoğu işlem için, hemen hemen bütün işlemler için geçerli olan bir husus. Biz videolarımızda rastgele bir sıralama yaptık ve şimdi sıra videoları bölüp kısaltmaya geldi. Evet, bu bölme ve kısaltma işlemini niye yapıyoruz? Düşünsenize, saatlerce video çekiyoruz ama bu videoların sadece sevdiğimiz kısımlarını kullanmak ve paylaşmak istiyoruz değil mi? İşte burada da onu yapacağız. Mesela bir köpek videomuz var, çok güzel bir köpek. Ama ben bunun bir kısmını kullanacağım sadece. Köpek bize yaklaşsın ve o andan itibaren ben videomda yer vermek istiyorum. Evet, belirledik, burası çok güzel. Videomuzu seçelim ve böyle tıklayalım. Evet, videomuzu iki parçaya böldük. Ama ben soldaki kısmı kullanmak istemiyorum artık. Videonun öncesi yok olsun. Silelim. Sildik. Tabii videonun şimdi girişini belirledik ve çıkışını belirlememiz lazım. Videoyu biraz izleyelim ve artık videonun işe yaramayacak kısmını da yine videodan ayırmak için bir bölme atalım. Bir bölük atalım. Bölük atmak ne ya? Neyse, bölelim. Böldük. Evet, böldük. Yine o kısmı da siliyoruz. Ben dedim ki bu videonun bu kısmını kullanacağım. Şimdi bir başka videoya geçtik. Burada da bir şelale var ve o şelaleye bakan insanlar var. Şimdi biraz ilerletelim videoyu. Bak, gördüğünüz gibi yanlış bir pan hareketi var. Biraz rahatsız edici bir hareket. Ben bunun görünmesini istemiyorum. Bu yüzden bu hareketin tam böyle başlayacağı anda bir bölme yapalım. Böldük. Böldük. Evet, şimdi yine sağ taraftaki kısmı tamamen silelim. Çünkü ben sadece o baştaki kısmı istiyorum dedim. Baştan bir silme yapmadım çünkü başı güzelmiş. Bu yöntemi kullanarak videolarımızı bölüp kısalttık. Ama bir yöntem daha var. Şimdi onu kullanacağız. Mesela burada akıp duran bir şelale var. 5-10 saniye akıyor değil mi? Oynatalım. Evet, durdurabiliriz. Şelale böyle akıp duruyor. Ben bu şelale videosunu 5-10 saniye kullanmak istemiyorum. Bir saniyesi yeter bana. Ama bölmeyi kullanmadan da bunu kısaltmanın bir yolu var. Şimdi yine videoyu seçelim. Ve sağında veya solunda bulunan o çizgiden sürükleyerek videomuzu kısaltıp uzatma şansımız var. Kısaltalım. Evet, artık videomuzun sonunu ve başını biz kendi ellerimizle manuel olarak çekmiş olduk. Ama şurada şunu dikkat edin. Bu videoları hızlandırıp yavaşlatmıyor. Sadece giriş ve çıkış noktalarını değiştiriyor. Size bir tüyo daha vereyim. Mesela bazen böyle işler yaparken işiniz zor olabiliyor. Mesela burada ufacık görünüyor artık. Şöyle parmağınızla bunu böyle genişleterek daha hassas çalışma imkanı da bulabilirsiniz uygulamada. Devam edelim. Evet, videolarımızı böldük, kırptık, kısalttık. Şimdi ise videolarımızı projemizin en boy oranına uygun hale getireceğiz. Evet, bunu niye yapıyoruz? Mesela bir dik video çektik, bir yatay video çektik, bir kare video çektik ve elimizde de birebir oranlı, yani kare bir format var. Ve bütün videolarımızda bunu uygun hale getirmemiz gerekiyor. Mesela elimizdeki köpecik videosu 4:5 oranlı bir video. Ve ben boşluk istemiyorum, arka planı görmek istemiyorum. Bu gibi durumlarda videoya tıklayıp şu parmağımızda şu hareketi yaparak videomuzu yaklaştırıyoruz. Evet, yaklaştırdık, artık arka planı görmüyoruz ve sığmış oldu. Biz buna sığdırma diyoruz. Biz bunu bütün videoları yapabiliriz. Benim bir tane patika videom vardı, ona gelelim. Onu anlatacağım, başka bir şey var. Mesela benim bu patikam aşağıdan yukarı doğru hareket ediyor. Ama ben bunu soldan sağa istiyorsam yine videoya tıklıyorum, düzenle diyorum. Ve döndür ikonuna tıklayarak 90 derecelik şekillerde bunu döndürmüş oluyoruz. Tabii bunu biz elimizde manuel olarak da yapabiliriz ama bu biraz daha zor olacaktır, bu daha rahat diye düşünüyorum. Şimdi biz bunu yine sığdıralım, uygun hale getirelim. Evet, çok güzel oldu. Şimdi anlatacağım bir diğer özelliğe gelelim. O da yansıtma. Mesela bir videonuz var ve solu sağında olsun istiyorsunuz, sağı da solunda olsun istiyorsunuz. Örnek vermek gerekirse bu telefonların ön kameraları aynı efektiyle çekiyor. Yani sizin solunuz sağınızda, sağınızda solunuzda oluyor. Böyle durumların önüne geçmek için yansıma efektini kullanabilirsiniz. Mesela bisikletli soldayken artık sağa geçti. Bunu sadece hata düzeltmek için değil, estetik kaygılarla da uygulayabilirsiniz. Evet, düzenlemeleri bitirdiğimize göre şimdi sıra geldi en sevilen kısma, yani geçiş efektlerine. Evet, hemen hemen bütün kurgu programlarında videoları eklediğiniz anda kat geçiş ayarında gelir. Yani herhangi bir geçiş efekti bulunmaz o aralarda. Ama CapCut uygulamasında bütün uygulamalarda bulunduğu gibi geçiş efektleri uygulayabiliyoruz. Evet, bu efektlere gitmek için böyle videolar arasında bulunan küçük kısa çizgiye tıklıyoruz ve efektleri seçtiğimizde buradan birçok efekte ulaşabiliyoruz. Evet, burada birçok sekmede birçok ayar var. Mesela benim en çok sevdiğim kısım efektler kısmı. Burada da şöyle herhangi bir tanesini seçelim. Mesela engeller efekti vardı, onu seçelim. Seçtik. Bu efekti beğendik, çok güzel ama biraz yavaş geldi. Bunu hızlandıralım önce. Bu çok hızlı geldi. Demek ki daha yavaş olması gerekiyormuş. En yavaş alalım.
En yavaş. Evet, bu daha güzel oldu. Evet, bu efektimizi seçtik, beğendik ama biz buradan geri tuşuna basarsak sadece bu iki video arasındaki geçiş efektini belirlemiş oluruz. Ama gidip şu sol altta bulunan tümüne uygula seçeneğini tıklarsanız bu sefer bu belirlediğiniz geçiş efekti bütün videolar arasındaki geçiş efekti olarak belirlenmiş olur. Evet, geçiş efektlerini tamamladık. Biz böyle kafamıza göre bir efekt seçtik ve şimdi sıra geldi seslere. Burada ilk önce karar vermeniz gereken şey, videolarınızın doğal seslerini kullanıp kullanmayacağınız. Evet, bu çok önemli. Mesela şu an üstünde bulunduğumuz bu videonun doğal sesinde bir adam cayır cayır şarkı söylüyor. Ama ben bu sesi videomda istemiyorum. O zaman ne yapıyoruz? Videoya tıklıyoruz ve ses düzeyine gidiyoruz. Eğer ben bu sesi tamamen istemiyorsam o zaman bu değeri sıfıra alıyorum. Ya da ben dedim ki adamın sesi çok güzelmiş, videomda kendine yer bulsun dersek de o zaman bu değeri daha da arttırabiliriz. Yani siz kısmak mı istiyorsunuz, arttırmak mı istiyorsunuz? Bu ses düzeyi ayarlarından bunu ayarlayabiliyorsunuz her video için teker teker. Bunu ayarladıktan sonra sıra geldi en güzel kısım. Müzikler. Müzikler. Evet, ses ayarına tıklayalım, sesler diyelim. Klasör ikonuna tıkladıktan sonra cihazdan ibaresine tıkladıktan sonra eğer telefonunuzda müzik varsa onu göreceksinizdir burada. Benim indirdiğim müzik olmadığı için şu an sizler için bir müzik seçemiyorum. Ama sizin ses kaydınız olur, MP3 müzik dosyanız olur. Buradan videonuza ekleyebilirsiniz. Yok benim müziğim yok hazırda derseniz de uygulamanın birçok türde müzik seçeneği de var. İstediğinizi oradan seçebilirsiniz. Bir tür seçelim bakalım. Love seçiyorum. Evet, aşk seçtik. Bir tane aşk temalı bir müzik seçelim. Şu an çalıyor mu bilmiyoruz. Çalıyor. Kısık kısık çalıyor hatta. Bu müziği eklemek istersek videomuza kenarındaki artı butonuna basarak da artık müziğimizi belirleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi videomuzun altında bu ses dalgaları kendine yer buldu. Tabii ki bu müziğe basılı tutarak müziği sağlı sollu hareket ettirebiliyorsunuz. Bakalım en başa gelmiş mi gelmemiş. Sen en başa al onu. Evet, müziğimizi de ekledik ve müziğimizi videomuzun başına kadar taşıdık. Şimdi şöyle bir bakalım. Burada bir sorun olmuş. Videomuz bitmedi ama müziğimiz bitti. Şimdi burada iki seçeneğimiz var. Ya aynı müziği kopyalayabiliriz veya az önce yaptığımız gibi farklı bir müzik de seçebiliriz. Şimdi diyelim ki biz bu müziği çok sevdik ve yine bunu kullanmak istiyoruz. Müziğimizin üzerine tıklayacağız. En sağda kopyala var. Kopyala dediğimizde aynı müzik tekrarlayacak şekilde buraya geldi. Ama bu sefer de videodan daha uzun oldu. O zaman ne yapacağız? Az önce anlattıklarımıza benzer. Ya buradan tutup kısaltabiliriz veya tıklayıp böyle de biliriz. Ve videomuzla aynı uzunluğa getirebiliriz. Evet, aynı şekilde bu kopyalama işlemini diğer videolarda veya nesneler içinde kullanabiliriz. Sesi hallettiğimize göre şimdi gelelim biraz renklendirmeye. Videomuzda ana işleme ekranına girelim. Yani hiçbir nesneye tıklamayalım. Evet. Ve en sağda bulunan bu ayarlar ikonuna tıklayalım. Evet, burada iki kısım var. Bir ayarlar, iki efektler. Ayarlar biraz detaylı. Bu yüzden size hazır filtreleri öneriyorum şu an ilk etapta. Evet, burada onlarca tonlarca hazır ayar var. Ve onlardan bir tanesini seçelim şöyle güzelinden. Bakalım. Burada vintage buldum. Evet, vintage severiz. Evet, bu efekti seçtik. Şimdi altta bulunan bar ise bize bu efektin ne kadar etkili olacağını soruyor. Yani biz full'e de alabiliriz yoksa çok az etki etsin de diyebiliriz. Biz full alalım bunu. Aldık. Evet, onaylayalım şimdi. Onayladık. Evet, şimdi gördüğünüz gibi burada altta bir tane çizgi çıktı. Şimdi daha iyi anlamanız açısından bunu köpek videosunun tam ortasına kadar çekelim. Çünkü bu altta bulunan çizgi bize şunu anlatıyor. Diyor ki ben bir efekt çizgisiyim ve sadece üstümde bulunan videolara etki ederim diyor. Videoyu oynatalım. Zaten göreceksiniz bir anda renkler değişiyor. Bu durumu nasıl çözüyoruz? Bu arkadaşın sağ kulağından çekip videonun sonuna kadar uzatıyoruz. Ve bu sefer ne oluyor? Videomuzun tamamı bu efektten artık nasibini almış oluyor. Ne yaptık? Videomuzu hazırladık, renkleri, müziği, her şey var. Ve sıra geldi videomuzun çıktısını almaya. Şu sağ üstte gördüğümüz rakama tıklıyoruz. Bu bizim videomuzun çözünürlük ayarı. Size önerim burada olabilen en yüksek rakamı seçmeniz. Çünkü biliyorsunuz ki en kaliteli en iyisidir. Yani biz hep böyle severiz. Altta bulunan rakam ise videonuzun her saniyesinde bulunan kare değeridir. Yani siz bunu ne kadar yükseltirseniz bir saniyede bulunan kare sayısı o kadar artacaktır. 30 falan yapabiliriz. Bu ayarı da tamamladığımıza göre sağ üstte bulunan o oka tıklayarak videomuzun çıktısını başlatabiliriz. Basalım. Evet, artık çıktı da bittikten sonra yapmanız gereken tek şey bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmak olacak. Evet, aslında biz videoyu aylar önce yapmıştık. O videoyu izlemek için burada çıkan karttan veya videonun açıklamalarında bulunan linkten o videoya gidebilirsiniz.
yapabilirsiniz. Biz bu videoyu bu tür videolar için temel olsun diye yaptık. Çünkü bundan sonra çekeceğimiz videolar için bu temel ayarları kullanacağız. Aslında daha önceden bu videoları nasıl yapıyorlar adlı video çekmiştik ve bize gelen mesajlarda abi çok güzel anlatıyorsunuz da biz bu uygulamayı bilmiyoruz demişlerdi. Biz de en temelden başlayalım dedik. Umarız beğenmişsinizdir. O zaman çok daha vaktinizi almadan ne diyelim? Hoşçakalın. Hoşçakalın.